Var Sayın Altınöz. Mehmet Bey merhaba. Buyursunlar. Merhaba Hakkı Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz Adalet Kalkınma Partisi'nin size ne önerdiğini biliyoruz. Sizin ve Fatih Bey'in söylemesi sayesinde meclis üyeliği öneriyorlar ve siz bunun adil ve dengeli bir öneri olmadığını söylüyorsunuz. Bu durumda sizin beklentinizi daha somut duyma şansımız var mı? Bunu söylemek ister misiniz bilmiyorum ama sizin için adil ve dengeli bir öneri, örneğin İstanbul'da bazı ilçelerin Yeniden Refah Partisi tarafından yönetilmesi midir? Bir de sizin 2023 Mayıs seçiminde zaten hani başarılı bir performans gösterdiniz ama kendi ortalamanızın üstüne çıktığınız kentler var. Örneğin Bingöl'de %10'un üstünde, Malatya'da %10'a yakın oy aldınız. Kocaeli'nde %6 civarı bir oy aldınız. Başka kentler, İstanbul dışındaki kentlerle ilgili de bir beklentiniz var mı? Yani sizin için adil ve dengeli teklifi izleyiciler, seçmenler açısından daha somut dile getirme şansınız var mı? Hakkı Bey, elbette. Yani burada biz istişare edilmesinden yanaydık. Eğer illerde bir ittifak yapılacaksa illerin rakamlarını ortaya koyacaktık. Kimin ne kadar gücü var? Sonuçta anketler var, araştırmalar var. Bunun bir bilimi var, ilimi var. Bunları ortaya koyacaktık. Geçmiş seçimlerde kim ne aldı? Bu çerçevede bir değerlendirme yapacaktık. Hakkı Bey, ben siyasetle ticareti birbirine benzeten ama aynı zamanda ikisinin arasındaki farkı şöyle ifade eden bir insanım. Ben de bir iş adamıyım. Ticarette siz kazanç için çalışırsınız. Siyasette halka hizmet için çalışırsınız. Burada siyasette yapacağınız ittifaklarda her iki tarafında şartlarına uygun bir formül ortaya koymak durumundasınız. Ticarette de eğer ortaklık yapıyorsanız, ittifak da bir ortaklık demektir. Burada da herkesin kendi sermayesine göre, kendi koymuş olduğu sosyal sermaye, piyasa sermayesi, maddi sermaye, gayri nakdi sermayeler de olmak üzere bunların hepsi masaya konulur. Sonuçta burada da ittifak sürecinde AK Parti yöneticilerinin açıkçası ittifak ruhuna çok da uygun davranmadığını ben söyleyebilirim. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Eğer bu ruha uygun davranılsaydı ittifak yapılırdı diyorum. Ama maalesef biraz iktidar partisi olmanın da gücüyle 20 yıldır iktidar olmanın da kendilerine vermiş olduğu havayla açıkçası biraz karşı tarafta işte böyle olsun canım ne olacak işte siz de bizi destekleyin havası var. Ama tabii bunu biz zaten biraz önce de ifade ettiniz, biz birçok ilde yerel seçimlerde %10'un üzerinde oy aldık. Kastamonu'da da keza öyle, Karabük'te de öyle. Yani bizim almış olduğumuz oy oranları gerçekten de genel seçimlerde yerel seçimlerdeki gücümüzü ortaya koyacak rakamlar. İnşallah hayırlısı olsun. Biz üzerimize düşeni yaptık. Yani biz kafamız, gönlümüz rahat. Ya keşke de şunu da yapsaydık diyeceğimiz bir nokta yok. Hayırlısı olsun diyoruz. Peki. Mehmet Altınöz, sizden zaten buçuğa kadar ancak yoğun programınızda boşluk bulup yayınımıza katılmışsınız. Çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Diğer televizyon programlarına katılmak zorundayım. Evet. Ben Hazirun'u sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Mehmet Altınöz dedi ki, birincisi biz bu karardan dönmeyiz. Bahadır, seninle başlayalım. Bir de en son cümlesinde Hakkı'nın sorusuna, onlarda dedi böyle iktidar gücü ile ne olacak canım, destekleyiverin bizi gibi bir hava var dedi. Ne dersin? Ya önce tabii Mehmet Bey'in vakti kısa olduğu için hani ona sormadım, sorma fırsatım olmadı. Aslında şöyle tek başına ona sormak da çok hakkaniyetli gelmedi ama bir konuda fikrimi söylemek isterim. Şimdi siyaset bir şeye sıkıştı, bunu biliyoruz, hep konuşuyoruz. Bloklara ve pazarlıklara sıkıştı. Ve her parti bir iddiayla ortaya çıkıyor. Mesela İstanbul için ben daha iyi yöneteceğim ve karşıdaki yönetemiyor iddiasıyla çıkıyor ama pazarlık masasına oturup eğer istediğinizi elde ettiğiniz zaman, kalktığınız zaman sonuçta itham etmeniz gereken adayı desteklemeniz lazım. Şimdi bence zaten ülkenin bütün sorunu buraya sıkıştı. Siyaset diye aslında bir tür pazarlık, alışveriş. Mehmet Bey güzel söyledi. Dediğim gibi ona atfen söylemiyorum. Sadece onunla ilgili bir sorun değil. Başka bir partiyle bağlantısı aynı soruda sorardım. Hani bir tür ticarete dönmesi aslında bence memleketteki sorun. Yani aslında biraz şöyle bakmak lazım. Hani bu halka da yazık oluyor demek lazım. Hani bu kadar kolay bir iddiayla çıkıyorsunuz.
İstediğiniz ilçeyi aldığınız zaman geri çekilip tamam evet doğru yönetiyor musunuz mu diyeceğiz. Bence bu bir sorun. Bunu bir kenara koyalım. İkinci nokta şu çok önemliydi. Buraya sıkıştı. Ama bu bir gerçek bir de. Hani bunu yok sayamayız. Siyaset buraya sıkıştığına göre siyasetteki tabloyu da bunlar belirleyecek demektir. Şimdi biraz sonra konuşacağız ama yeniden Refah Partisi, yani seçimde şöyle bir denklem oluştu İstanbul'da. Eğer ittifak kurulursa diğer bütün ittifakları etkileyecek bir zincirleme reaksiyona yol açacaktı. Yani Cumhur İttifakı yeniden Refah'ı katarsa bu tarafta mesela CHP ya da CHP'nin öncülük ettiği ana muhalefet bloğu bu sefer DEM Parti'yi katmak zorunda kalacaktı. Yani öyle bir şeye geldi ki iş, bu partilerin aslında savundukları programlar, politikalardan ziyade neredeyse hani o tarafta bir Birleşik Kaplar yasası gibi ona döndü. O tarafta bir değişim oluyorsa bu tarafta da onu dengeleyici bir değişim olacak diye bakıyoruz. Yani çok mu sağlıklı? Bence aslında siyaset olarak, İstanbul'un sorunları olarak, Türkiye'nin sorunları olarak ne kadar yerel seçim olsa da çok aslında vahim bir tablo bu. Toplam olarak vahim bir tablo. Bir şey de söylersem hemen onu söyleyeyim. Belki yeniden Refah Partisi'nin, hani siz çok doğru sordunuz, adil bir teklif gelirse bu geri çekilebilir mi? Mehmet Bey çok net yanıt verdi ama biz bu net yanıtı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görmüştük. Son gün neredeyse sürpriz bir şekilde imza toplanırken, Fatih Erbakan'ın ama bir de Millet İttifakı'yla görüşme yapıldıktan sonra, hatta olumlu bir takım mesajlar çıktıktan sonra ertesi günü biz başka bir şeye girdik. Dolayısıyla ben adaylar çalışmaya başlamadan, hatta belki aklının da ifadesi vardı, oy pusulasında görmeden bu tür çıkışların dediğim siyasal zeminden dolayı, bunun bir artık alışverişe dönmesi, bir ticarete dönmesinden dolayı çok da ilkesel şeylerle hareket edeceğini düşünmüyorum. Yine kesin değil diyorsun. Kesin değil. Kesin değil. Cangül Hanım, şimdi yeniden Refah Partisi bütün siyasetini işte Erdoğan reis ama ekonomi kötü, ama işte Gazze politikası kötü, ama Erdoğan'a dokunmadan, yani sonuçta Fatih Erbakan'ın da dediği gibi o bloğun bir üyesi olarak, yani bir Gelecek Partisi gibi, Deva Partisi gibi, Saadet Partisi gibi konumlamıyor kendisini. Şimdi bu mevcut, hatta biraz önce Mehmet Altınöz de söyledi, bu bir yerel seçim gibi olmayacak dedi. Genel seçim gibi oy kullanacak insanlar dedi. Şimdi genel seçim gibi oy verilen bir ortamda yeniden Refah Partisi'nin İmamoğlu'na yarayabilecek bir pozisyon alması, buna rağmen kendi adayını çıkarması, AK Parti'nin ya ne olacak kardeşim, biz iktidar gücüyüz zaten kazanıyoruz, siz de bizi destekleyiverin, ne olacak demesinden mi kaynaklandı sizce? Ve bu karar İstanbul'da dengeleri değiştirir mi? İstanbul'da dengeleri değiştirebilir tabii, yani eğer bıçak sırtı gider.